Tebrik ediyorum. Gerçekten bu herkesin yapabileceği bir şey değil. Arabanın arkasındaki şeyler bayağı acayip geldi bana. Merhaba arkadaşlar, kanalıma yeniden hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte Türkçe bir şarkıya tepki çekeceğiz. Genelde biliyorsunuz çok Türkçe şarkılara tepki çekmiyorum. Böyle birkaç tane falan vardır. Ama kanalımı ilk açtığım zamanlardan beri benim artık böyle bir seri haline gelen bir şey oldu. Alper Erözer'in yeni çıkan her şarkısına tepki çekiyorum. Bu yüzden de şimdi bir tane daha şarkı çıkardı Alper bugün. Hatta bir saat önce falan yayınladı. Şarkının adı Alışırlar, ona tepki çekeceğiz. Önceki videolarımı izlemediyseniz Alper'le ilgili şuraya bırakıyorum. Oradan onları izleyebilirsiniz. Ama videoya geçmeden önce kanalıma abone olup videoyu beğenip Instagram'dan beni takip edip bildirimleri de açarsanız çok mutlu olurum. Instagram'da 10.000 olmam lazım. Desteklerinizi bekliyorum artık Instagram'da da. Alper'i seviyorum ben, Alper'in şarkılarını. Çok fazla eleştiri almasına rağmen ben Alper'in güzel şeyler yaptığına inanıyorum. Bakalım bu şarkısını nasıl yapmış. Yani genelde çıkardığı her şarkıyı beğeniyorum. Dinliyorum. Hoşuma da gidiyor. O zaman bakalım nasıl olacak. 3, 2, 1, başla. Kapıyı açıyor. Nereye gidiyorlar? Kamyon mu o bindikleri? Evet. Bir şey söyleyeyim mi? Bu arabanın arkası niye böyle alev alev? Kamyonun arkası. Şimdi ilk önce durdurdum çünkü böyle bir yavaş yavaş sindire sindire dinlemeyi ve yorum yapmayı istiyorum. Teaser'ını gördüm ben Instagram'da. O yüzden klibin böyle az çok güzel olabileceğini düşünüyorum. Teaser'da gördüğüm sahneler gerçekten güzeldi. Yani klibin güzel olacağına dair bir his var içimde. Emin değilim bakalım nasıl olacak. Çünkü sadece şu an çok az bir şeyini gördük. Ve bu şarkının böyle rap olacağını söylemişlerdi. Bakalım nasıl rap yapıyor Alper. Onu da görelim. Devam. Bir şey söyleyeyim, gayet iyi. Bir şey söyleyeyim mi? Rap'i gayet iyi geldi. Ben şimdi şu an 1.25 hızla dinliyorum. Ve yani normalini bilmiyorum tabii ki de, şu hızlı versiyonunu biliyorum ama hızlı versiyonu aşırı iyi, aşırı güzel. Biliyorsunuz yani böyle rap kolay bir şey değil. Herkesin yapabileceği bir şey de değil. Yani ben herkesin yaptığı rap'i de beğenmiyorum. Açık söyleyeyim. Gerçekten beğenmiyorum. Alper şu an iyi gibi gitti. Bakalım nasıl olacak, daha devamını görmeyi çok istiyorum. Bu arada siyahi arkadaşımız falan da var. Böyle farklı insanları da toplamışlar. Klip güzel olacağı benziyor. Alper'in bu zamana kadar yaptığı klipleri izlediyseniz gerçekten güzel klipler yapıyor. Türkiye standartlarının biraz üstünde bence. Bu klip de öyle olacağı dair bir his var. Bakalım şarkıyı da dinleyelim, onu da yapalım. Hepsini birlikte her şeyi yapacağız. Sakin olalım. Ben de sakin olayım. Devam. Bu arabanın arkasındaki şeyler bayağı acayip geldi bana. Klibi nerede çekti acaba? Alışırlar. Alper'in giyim tarzı her zamanki gibi aynı, değiştirmemiş burada da. Böyle farklı bir giyim tarzına geçmemiş. Bu arada durdurduğum yerde de abisi var. Değil mi abisi bu? Ata Deniz. Evet, Ata var. Yani klipte abisini de oynatmış. Galiba sanırsam o yandaki şeyleri de arkadaşları olabilir. Çok bilmiyorum tabii, bilenler bana yazabilir. Ha bu arada Alper'in bu klip hakkında bana bilgi vermek isterseniz işte bilmiyorum artık kimler kimler oynamış, işte nerede çekilmiş, ne zaman çekilmiş, şarkı ne zaman yapılmış veya kim destek olmuş. Bilmiyorum artık şarkının sözleri kimin, onu birazdan bakarız gerçi de. Böyle şeylere bilgi verebilirsiniz. Yani benim bilmediğim ama sizin bildiğiniz şeyleri yorum olarak da aşağıya bırakabilirsiniz. Devam. Klibin ışığını, çekimlerini gerçekten beğendim. Ben gölgenin arkasında durma, ben de durma. Ben gerçekten beğendim. Altyapı çok iyi. Altyapı çok hoşuma gitti böyle. Hani normal zamanda da böyle sırf altyapıyı da koysam o da dinlenir. Alper'li versiyonu da çok iyi. Çok merak ediyorum ama yani videonun sonunda bakayım artık kim yapmış bu müziği falan filan. Çok hoşuma gitti. Gerçekten beğendim. Normalde çok fazla, şimdi bana sorsalar hangi rap şarkıları dinliyorsunuz diye, çok fazla rap şarkı dinlemiyorum. Ama benim hoşuma gitti. Altyapısı da güzel. Böyle sanki övüyormuşum gibi geliyor ama gerçekten sevdiğim şeyleri övmüyorum. Sevmesem övmezdim. Bakalım yani bir kusur bulabilecek miyim? Kusur bulursam hemen zaten söyleyeceğim size. Ancak konuşurlar
Bu kamyon beni aldı götürdü ya. Sözleri de hoşuma gitti. Benim keşke dans etselermiş. Arkada şöyle yapacaklarına benim tek şeyim olabilir, eleştirim. Konuşurlar. Alper çok güzel giyiniyor. Bunu da söylemem lazım. Yani çok güzel giyiniyor. Hani dersiniz ya, her şey bir bütündür. Giyinme, işte saç, baş, kuşam, ondan sonra şarkı sözleri, işte çekim açıları, yönetmenler falan filan. Bu tarz şeyler gerçekten bir bütündür. Benim gözümde öyle en azından. Ben böyle bunları gördüğüm zaman böyle şey yapıyorum. Gerçekten beğeniyorum. Bu arada yani bunu açıkça söylemem lazım. Alper'in üstüne çok gidiyorlar. Çok gidiyorlar. Bence yani gerçekten çok düzgün bir şekilde, hiç eleştirileri kulak asmadan dimdik gidiyor. Tebrik ediyorum. Gerçekten bu herkesin yapabileceği bir şey değil. Şarkının bir yerinde sadece böyle dıf 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 girmesini bekliyorum. Burası da güzel olmuş. Hadi şurada bir değiştirin şarkıyı ya. Tam böyle değiştirmeleri gereken yerde değiştirmediler gibi böyle. Sadece de, olur mu? Yani nasıl anlatacağımı bilmiyorum ama içimde böyle bir şey var. Şunu yapsalar çok güzel olacak. Dırf 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 falan. Mesela hatırlıyor musunuz bilmiyorum. Emrah Karadam'ın Aleyna Tilki'nin son şarkı. İşte Aleyna Tilki şarkısının son zamanlarında. Çok açıklayıcı oldu. Öyle bir şey olsa daha güzel olabilir şarkı. Bilmiyorum gelir mi gelmez mi, şu an merakla bekliyorum. Hala şarkı bitmedi. Daha bir dakikası var klibin. O yüzden de emin olamadım. İnşallah gelir. Gelirse ben bu şarkıyı dinlerim. Gerçek değil. Dur şu sözlerine bakayım ya artık. Konuşurlar. Bakalım yukarıya gerçek mi? Bu musluğu kim açık unut? Bitirecek misiniz şu an? Evet. İstediğim şey gelmedi. Aa, gelmedi. Ya. İstediğim şey gelmedi ya. Bak bu beni üzdü mesela. Benim dediğim ki bir şey olsaydı böyle daha çok sevecektim şarkıyı. Şarkı kötü mü? Değil. Ama ilk önce şeyi merak ediyorum. Bu hani dedim ya altyapı kimi falan. Aranjman Aero. Vokal edit deyip gündüz. Mix Tom Brett Aero. Mix Martin. Yani müzik de aranjmanı El Turco Records isimli biri Aero yapmış. Gerçekten çok güzel yapmış. Ben Aero'yu kim olduğunu bilmiyorum ama bravo yani. Gerçekten çok beğendim. Sözlerini hemen birazcık size okuyayım. Ben çünkü dinlerken bazen karıştı şey yapabiliyorum. Odaklanamayabiliyorum sözlere. Kolum bırak düşemem dibe. Telefon çalıyor yine. Gidiyorum eve, cebimde kene, kafamda bere. Yok çare yok deme, yine de dene. Kankalar köşede sote. Gidiyorum gole. Hatunum arıyor yine. Ben sokaktayım, araftayım ama kararlıyım ya. Böyle kafiyeli falan güzel olmuş. Yani rap şarkı bilmiyorum. Bence rap şarkı gayet güzel. Görüşlerimi söyleyeyim çünkü şimdi şarkı, klibi gerçekten güzel. Emek verilmiş. Bence Türkiye'deki kliplerin pek çoğundan güzel. Şunu açıkça söylemem lazım. Ben bu şarkı olaylarını seviyorum. Mesela Alper'in şarkıları güzel dinlenir mi? Dinlenir. Bu şarkı da farklı olmuş. Yani şu eleştiriyi yapmam lazım aslında Türkiye'deki müzik sektörüne. Hep aynı tarzda gidiyor. Mesela bir şey tutturuyorlar. Genelde böyle poplarda çok ağırlıklı oluyor. Bir şey tutturuyorlar, ondan sonra sürekli onunla devam ediyor. Sanki adamın veya kadının şarkıların aynısını dinliyormuşum gibi. Aslında yeni bir şarkı ama önceki şarkıya o kadar çok benziyor ki altyapı, her şey odur budur. Bu biraz sonra sıkıyor beni. Yani ben bilmiyorum, risk almalarını ve yeni şeyler yapmaları gerektiğini düşünüyorum. Alper mesela rap yaptı. Normalde hani biliyorsunuz pop şarkıcısı. Pop şarkısı söylüyor. İşte mesela Enerji'ydi, Tek Bir Yeminle, bunlar güzel şarkılardı. Ama o farklı bir şekilde rap yapmaya çalışmış. Güzel olmuş mu? Olmuş. Bence hiç şey durmamış. Kötü durmamış üzerinde. Yapılabilir mi? Yapılır. Emek vermiş. Güzel olmuş. Dinlenir mi? Kesinlikle dinlenir. Ben böyle diyorum ya gerçekten. Bunu belki sürekli söyleyince biraz böyle irite ediyor olabilir. Ama çok fazla rap dinleyen birisi değilim. Her rapi dinleyen biri de değilim. Ama bu benim hoşuma gitti. Niye bilmiyorum. Gerçekten sebebini bilmiyorum ama hoşuma gitti. Fazla ne diyebilirim?
Görüşlerim böyleydi arkadaşlar. Daha fazla başka şarkılar, Türkçe şarkılar odur budur gelmesini istiyorsanız bana bunları yorumlarda veya Instagram'a mesaj olarak bildirebilirsiniz. Kanalıma abone olup videoyu beni Instagram'da takip ederseniz çok mutlu olurum. Şunu da artık son kez söyleyeyim Alper'e. Kesinlikle eleştirilere aldırmadan yoluna devam. Daha doğrusu kötü eleştirilere, şimdi eleştirinin iyisi kötüsü vardır. Kötü eleştirilere çok fazla kulak asmadan yoluna devam et. Daha güzel yerlerde olacaksın inanıyorum. Görüşmek üzere.